her şeye inancım var. Belki mahşerde buluşuruz. Doğarken annesini kaybetti, babasını hiç tanımadı. Kış vakti bir kundakta cami avlusuna bırakıldı, evlatlık verildi. Sinema yıldızı oldu ancak yüzü hiç gülmedi. Cezaevine bile girdi. Bu çalışmamızda Muhterem Nur'un yıllarca sır gibi sakladığı ancak ölmeden önce hayatının anlatıldığı kitap için itiraf ettiği acı dolu hayatını göreceksiniz. O hayat oynadığı filmlerden bile daha acıklı, daha inanılmazdı. Sinirlenince saçlarımı kesiyordu dibinden. Çoğunluk Muhterem Nur'u Müslüm Gürses'le tanıdı ancak kader onları bir araya getirene kadar Muhterem Nur tıpkı Müslüm Gürses gibi 35 yıllık hayatında acıların her türlüsünü yaşayan bir kadındı. Gözlerimi açtım, hastanede buldum kendimi. Muhterem Nur'un çilesi daha doğmadan başladı. Makedonya sınırları içerisindeki manastırda yaşayan annesi henüz öğrenciyken evli olduğunu bilmediği hocasına aşık oldu. Hamile kalınca da terk edildi. Dedesi bir yol bulamayınca onu mahzene kapattı. O karanlık mahzende 1932'de dünyaya geldi. Ben doğduğum zaman annem çoktan ölmüş. Daha 16 yaşındaki annesi oracıkta hayatını kaybetti. Dedesi onu da kabullenmez. Doğurtan ebeye al bunu karların ortasına bırak der. Ebe yeni doğmuş bebeği bir kundağa sarıp caminin avlusuna bırakır. Kar tipidir. Kimse görüp onu almaz. Bebeği uzaktan seyreden ebenin yüreği el vermez. Alır kendi evine götürür, orada bakar. Birkaç gün sonra da 3 ay önce yavrusunu kaybeden Havva adlı bir kadına onu para karşılığı evlatlık verir. Teyzesi adı Olga olsun diye de tembih eder. Babamı ne tanıdım, ne gördüm, ne de duydum. 1930'lu yıllarda hem Balkanlar hem de Türkiye'de durum karışıktır. Birkaç yıl sonra evlatlık verildiği kadın da ölünce küçük Olga kaçak yollarla Türkiye'ye getirilir. Önce Tekirdağ, ardından İstanbul Eyüp Sultan'a yerleşirler. Teyzesi eşini kaybedince etrafta dedikodu olmasın diye hemen evlendiriliyor. Babasız Olga için de kimlik çıkartılıyor. 1930'da ölen Keşanlı Kamber Hasan Kısa baba olarak yazılıyor babahanesine. İsmi de Aysel Muhterem Kısa oluyor. İsmim Muhterem oldu. Muhterem Kısa oldu. Yaşadıklarının travmasından mı bilinmez 7 yaşında ancak konuşmaya başlayan küçük Muhterem okula yazılır ancak çilesi bitmez. 12 yaşındayken sokakta saklambaç oynadığı sırada cinsel istismara uğrar. Dünyası başına yıkılır, olay zamanın gazetelerine haber olur. O kadar utanır ki okula bile artık gitmez. Gözlerimi açtım, hastanede buldum kendimi Eyüp Sultan'da. Bir zaman sonra çile zincirine bir halka daha eklenir. Teyzesinin kocası onu rahatsız etmeye başlar. Durumu teyzesine anlatır, o çirkin adam evden kovulur. Artık bazı kötülükleri geride bırakır. Fabrikalarda çalışmaya başlar. Çocuklar beni çok dövüyorlardı. Yani dışarıdan geldiğimiz için. Biraz büyüyünce mahalleden bir ablasıyla Beyoğlu'na gider. O ışıltılı hayata ilk kez orada şahit olur. Beyoğlu'nun sokakları aklını çeler. Gazetedeki artist aranıyor ilanıyla gittiği yerde Yeşilçam'a adım atar. 1950'li yılların başıdır. 170'e yakın filmde figüran olarak rol alır. 1952'de ise Boş Beşik filmiyle ilk başrolünü oynar. 1960'larda Yeşilçam'ın en sevilen yıldızlarından biridir. Muhterem Nur ismini de işte o yıllarda alır. Hayatımda hiç sevgilim olmamıştı, flörtüm dahi olmamıştı. Sonra Yeşilçam'ın önemli otoritelerinden biri olan yapımcı yönetmen Memduh Ün'le tanışır. Hem filmlerinde oynar hem de aşk yaşarlar. Ancak yıllar sonra yaptığı itirafa göre bir süre sonra kıskançlık nedeniyle hayatı zehir olur. 11 filminde başrol oynadım. Beraber çalıştık. Bana hep akıl veriyordu. Benden ayrılırsan düşersin diye. Ben de korkuyordum. Fakat bu adam kıskançtı. Hırpalıyordu beni. Saçımın içinden kesiyordu mesela. Benden hırsını öyle alıyordu. Funda filmini oynadım. Ahmet Mekin'den kıskandı. Kenan Pars'tan kıskandı. Çok hırpaladı. Yok, diz kapağımdan aşağısı açılmış. Yani o kadar rahatsız ediyordu ki nefret ediyordum artık. Son filmi çekeceğiz. Bu bitsin, ayrılalım dedim. Baktım kadroda yokum ertesi gün. Niye beni çıkardın dedim. Fatma Gri'yi alacağız dedi. İyi dedim. Zaten yalnız kalmayı dört gözle bekliyordum. Ayrıldık.
sinirlenince saçlarımı kesiyordu dibinden. Şerefden olacağımı düşünüyorum. Nitekim biraz öyle oldu. Memduh Ün'le ayrılır Muhterem Nur ancak sektörden silinmekten korkar. Dönemin bir dergi muhabirinin tavsiyesiyle Kars'ta yedek subaylığını yapan Işın Kağan Köseoğlu'yla reklam evliliği yapar. Ancak mutlu olamaz. Bir süre sonra İstanbul'a gider ve bir daha da dönmez. O dönem Yeşilçam yıldızlarının hemen hemen hepsinin arkasında güçlü bir yapımcı vardı. Muhterem Nur Memduh Ün'den ayrılınca bir nevi sahipsiz kaldı. Sektör eskisi gibi iş vermemeye başladı. Yeni yıldızlar da ortaya çıktı, işsiz kaldı, borçlarını bile ödeyemedi. Bu yüzden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yaptı. Ben kulun değil miyim? Ben insan değil miyim? Yeşilçam'da eskisi gibi teklif gelmeyince oyunculuğun yanı sıra gazinolarda, turnelerde şarkıcılık da yapmaya başladı. Seneler böyle geçti. Artık 35 yaşındaydı. 1982 yılında Malatya turnesinde hayatının adamı Müslüm Gürses'le tanışacaktı. Ancak bu tanışma öyle romantik ve duygusal değildi. Her şey bir tokatla başladı. Muhterem Nur yıllar sonra o günü böyle anlatacaktı. Bir turne için Malatya'daydık. Şarkılarını severek dinliyordum ama yüzünü görmemiştim. Kısa boylu zannederdim. Karşımda uzun boylu, esmer, gencecik birini görünce bayıldım. O gün yemekte benimle çok ilgilendi. Sahne aldığımız gün ben, "Bir garip yolcuyum hayat yolunda" şarkısını okudum. Meğer kadrodan başka bir hanımefendi o şarkıyı çok seviyormuş. Gitmiş Müslüm'e, "Bir daha bu şarkıyı okumasın, ben okuyacağım" demiş. Müslüm de geldi bana, "Bu şarkıyı bir daha okuma" dedi. "Seni ne alakadar eder" dedim. Zaten sahnelere ilk çıkış şarkımdı. Kabul etmedim. "Hayır, söyleyeceğim" dedim. Bunun üzerine Müslüm üzerime yürüdü. Ben de ona "Terbiyesiz" dedim. "Okumayacaksın diyorum lan" deyip yüzüme bir tokat indirdi. Ama nasıl bir tokat? Tedavi görmeme rağmen hala sol kulağım ağır duyar. "Dedi ki bir daha dedi bu şarkıyı okumayacaksın." Aniden bir tokat vurdu, kulağım hala duymuyor yani. Onurum kırılmıştı. Özür dilemesini istedim ama herkes, "Muhterem Hanım, o kimseden özür dilemez" diyordu. Ertesi gün odama çıkarken onun odasının kapısının açık olduğunu gördüm. Bağlamayla "Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar" türküsünü okuyordu. Açık kapıya vurdum. Kafasını kaldırmadan "Gir içeri" dedi. Girdim ama bir yandan da korkuyordum. Kapıyı kapatmadım ki yine bağırırsa kaçarım diye. Türküsünü bitirdi. "Dün akşam sizi kırdım. Özür dilerim" dedi. Şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Koşarak aşağı indim. "Özür diledi" diye bağırıyorum. Herkes hayretler içinde. Meğer zaten çocukluktan bana zaafı varmış. Filmlerimi çok severmiş. Kafasını kaldırmadan bu tarafa çevirdi. "Akşam dedi sizi kırdımsa" dedi, "özür dilerim." İşte böyle tanıştı Müslüm Gürses'le Muhterem Nur. Yine bir kavgadan aşk çıkmıştı. Birbirlerinden önceki hayatları acıyla dolu olan iki kırık dökük insan birbirine tutundu. Ancak ortada bir sorun vardı. Müslüm Gürses belki de yaşadıklarının tesiriyle içki içince Muhterem Nur'a şiddet uyguluyordu. Etkileniyordu çünkü araba kazasında başındaki kemik yoktu orada. Oradan o beynine sirayet ediyormuş arka. Annesi babası tarafından katledilen, kardeşini kaybeden ve kötü bir trafik kazası geçiren arabeskin kralı kimseye anlatamadığı bu acısını içinde tuta tuta dert küpü olmuştu. Muhterem Nur bunu biliyordu. Bu yüzden gördüğü şiddete rağmen onu terk etmiyordu. Yıllar sonra o zor günleri böyle itiraf edecekti. "Müslüm ayık kafayla beni hiç üzmedi. İçtiğinde evet, kaburgalarımı kırıyor, saçlarımı eline doluyor. Ama sonra kendine gelince çok üzülüyordu. Elim kırılsaydı yapmasaydım" diyordu. "O elim kırılsın" dediğinde benim içim sızlıyordu. "Olsun" diyordum. "Kafamı gözümü de kırsa ben bunu düzelteceğim." Öfkesini o acı şarkılar eşliğinde içtiği içkinin nedenini anlıyordum. Müslüm'ün hikayesi dramatikti. Ben onu bırakmayacaktım. Ondan sonra da yani diyor, "Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım." Muhterem Nur Müslüm Gürses'le tanıştıktan sonra işini, sahneleri bıraktı. Sadece birkaç filmde oynadı. Artık hayatı da işi de Müslüm Gürses'ti. İlişkileri yıllar boyu devam etti. Ancak evli olmamaları sorun yaratıyordu. Örneğin bazı yerlerde, gittikleri otellerde aynı odada kalamıyorlardı. Muhterem Nur bir gün cesaretini toplayıp 1986'da Müslüm Gürses'e evlenme teklif eder.
Zaten çocuk yaşta bana aşıkmış. 4 yıl böyle çok güzel bir aşk yaşadık. Her şey rüya gibiydi. Ama fuarlara ya da bir seyahate gidince evli olmadığımız için otellerde ayrı odalarda kalmak zorunda kalıyordu. En son bunun benzeri bir olayı Zonguldak'ta yaşadık. Çok canım sıkıldı. Orada karar vermiştim. Eve dönünce bir akşam sessizce yaklaştım Müslüm'e. ''Benimle evlenir misin?'' dedim. Elinde çay bardağı, sigara içiyordu. Önce bir durdu. Ben, ''Eyvah, yanlış bir şey yaptım galiba.'' dedim. ''Hayır.'' diyecek diye ödüm koptu. O saniyeler bana 100 yıl gibi geçti. Gözlerime baktı, sakince, ''Neden olmasın?'' dedi. Sarıldık birbirimize. Şapka nedasına kurban oldum. Zaman su gibi akmaya başladı. Seneler ardı ardına geçti. Müslüm Gürses özellikle 2000'li yıllarda Muhterem Nur'la daha çok kamera karşısına çıkmaya başladı. Ancak zaman insanoğlundan yana değildi. Onlardan da yana olmadı. 2012'de 33 yıllık masal gibi hikayeleri kötü sonla bitecekti. 15 Kasım'da hastaneye yatan Gürses bir daha oradan çıkamadı. 3 Mart 2013'te hayatını kaybetti. Hem kardeş, hem abi, hem baba, hem anne. Onda bütün şefkati buldum. Türkiye bir efsanesini kaybetse de asıl büyük acıyı Muhterem Nur yaşadı. Artık hayatının en zor günleri başlamıştı. 33 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti, gözleri ağlamaktan şişiyordu. Ölmeden kendisinden 21 yaş küçük kocasının acısını da görmüştü. Çektiklerini kendisiyle söyleşi yapan gazetecilere bu sözlerle anlatacaktı. Yarım hissediyorum. Onun gibi muhteşem bir insanla rüyalarımda bile göremeyeceğim kadar mutlu bir hayat sürdüm. Ama şimdi burada, bu çukurun içinde yatıyor. Onu çok seviyorum. Müslüm bedenen öldü ama benim için hala yaşıyor. Kocaları öldükten sonra evlenen kadınları hiç anlayamıyorum. Nasıl yapıyorlar? Bazen diyorum ki, Allah'ım keşke onu tamamen alacağına başka bir kadını sevip ona gitseydi. İçim bu kadar yanmazdı. Keşke Müslüm yaşasaydı da başka bir kadına gitseydi diyecek kadar seviyordu onu Muhterem Nur. Aklında ölümünden sonra intihar etmek bile vardı. Asıl şimdi hayattan korkuyorum. Müslümsüz bir hayat daha korkutucu. Ben ölümden korkmam. Düşünmedim de değil. Günahtan korkmasam intihar ederim. Keşke onu hastaneye götürmeseydim de evde yanımda ölseydi. Mezarına gelince, madem gidecektin beni neden yanına almadın diyorum her seferinde. Her an kapıyı açıp içeri girecek gibi ruhumu onunla aldatıyorum. Bazen rüyalarımda görüyorum, fotoğraflarıyla konuşuyorum. Sonra takdir-i ilahi deyip kavuşacağımız günü bekliyorum. Ne yapayım? Ben ondan gördüm, hiç hayatımda kimseden görmüyorum. Müslüm'den sonraki hayatı tıpkı çocukluğu gibi acıyla geçti Muhterem Nur'un. 7 yıl boyunca onsuz yaşadı. Tıpkı Müslüm Gürses gibi yine 1 Mart günü 2020 yılında 87 yaşında hayata veda etti. O çok sevdiği, kavuşmak istediği Müslüm'üyle Zincirli Kuyu'da aynı mezara gömüldü. Feryat eden kalbimi. Muhterem Nur acılar içinde doğdu. Müslüm Gürses'le tanışana kadar da mutlu olamadı. Ancak hikayesi ne kadar acıklı olsa da o mutlu veda etti. Çünkü sevdiği adamla 33 yıl yaşadı. Geri kalan ömrünü ona adadı. Onunla gömüldü. Geride ise sadece filmleri, şarkıları değil, milyonları ağlatan bu hüzünlü hayat ve aşk hikayesi kaldı. Hep ağlıyorum, için için ağlıyorum. Her şeye inancım var. Belki mahşerde buluşuruz.